Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 11 Ağustos Perşembe Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Ankara'da iki altılı programımız var. Birinci koşuyla itibaren saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde birinci altılı kaynımızın startı verilecek. Evet bu arada videomun hemen altında bulunan beğen butonuna basarak yorum bırakarak da bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu 9 safkanımız yer alacak. Bir mailin 1600 metre çim 2 yaşlı İngilizlerin zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor. Evet bu koşuda 3 e, tane safkan önereceğim Üçüne de bu uzun mesafe çok çok yarayacaktır. İlk şanslı safkanım 8-10 Nazdorovya. Vera Tabiş tercihine 5 kere start aldı. 5'inde Vera Tabiş de start aldı yaptı. Son 1200 ve 1300'e maalesef e, mesafe kısa geldiği için bir türlü istenen o birinciyle uzanamadı. Yarın 1600 metre çime çıkıyor. Çok etkili bir koşu gelecektir. Ve de burada oğlu Katan Zaro Ahmet Çelik tercihine onun da sonlarda attığı sprintte maalesef bir üçüncülük bir ikinci kelle etti. Uzun mesafe ona da iyi gelecektir. Üçüncü tercihim, ikinci tercihim oldu Safkanımız ve de Azmi Zaferi. Azmi Zaferi de yaptığı son çim performansında bir ikinci elde etti. O da oldu Safkanımızla beraber koştu. Ee, bariyer dibine yaslanarak iyi bir sprint attı. Geldi. Katanzaro da geçme başarısı gösterdi. Onu üçüncülükte bıraktı. Ee, Azmi Zaferi'ne de bu mesafe çok çok yarayacaktır. Biri de es geçmeyerek kuponumuza şans vermemiz zor olacaktır. 8-2-1 benim bu koştaki tercih edeceğim safkanlar olacak. Evet ikinci koşu Handicap 16 bir mücadele 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kumda mücadele verecek 6 safkanımız e, burada yer alacak bu koşuya kayıtlı. Evet e, burada 3 safkan yeterli olduğunu düşünüyorum e, 4 nolu blenderende ile başlayacağım yaptığı son kosunda 2000'de ayağına seri bir safkan Tabii ki burada Kahraman Trader'da seri 50 kiloyla Mehmet Keskin start alacak liderliği belki o olabilir blenderende vermeyebilir e, son yaptığı kosunu Kocaeli ile çıktı bir beyaz bayrak aynı yarışı yaptı o da 3 nolu Mir Doğan'la beraber koştular Mirdoğan da geldi kendine bir ikincilik yarattı. Ee, o koşta ama Ankara pistinde e, Mirdoğan, Birenderen de yine liderliği aldı. Mirdoğan arkasına yapıştı. Son düzlükte arkadaki grupla baya bir ayrıldı da başa baş mücadele içerisine girdi. Orada Mirdoğan galip çıkmasını bildi. Sonra Birenderen de Kocaeli'de bunun rovanşını almıştı. Yani 4 nolu bilendiren de yine kafaya alabilir veya kahraman trailer'a verebilir. Son düzlükte güçlü ataklarla liderliği çekip alacaktır. 3 nolu Mirdoğan arkasında yine bunu rahatsız edecektir. Ve de sonlardan 2 nolu Ennavi'yi de sonlarda Gökhan Kocakaya ile adını sıkça duyabiliriz. 4-3-2 benim buradaki sıralamam olacak. İkinci koşu birinci beşlik ayanımızda da başlangıç ayağında sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz 7 plase ve birinci üçlü ganyanımız burada start oluyor. Şart 4 bin mücadele dişler ama 4 uykarı Arapların 2200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 7 safkanımız burada kayıtlı. Evet koşuya şöyle bakıldan bir tane hem yaptığı iki koşusunda da hem Ankara'da hem Bursa'da çıkıp kum pistinde çıkıp bir beyaz bayrak ayna yarışı yaptı. Yani şöyle 2100 metre kumunda ile de beraber koştu. Hatta 300'el son yüzde bir lider yani yarım boylu bir öne geçmişti. Ama Serkan Yıldız da bir tanem yine tazeleyip geldi. Onun fotoda boyunla avlamasını bildi bir tanem sevgili dostlar. Burada yani foto kızı şimdi çime çıkacaklar bir tanem. Yani şimdi o kadar pek başarılı koşular sergileyemiyor. 350 ikisi var koştu birini geçti birinde de e, pistten ikisi de biri altıncı biri yedinci olarak ayrılmışlardı. Ben e, foto kızının e, Gökhan Kocakay'la e, etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum sevgili olsa bir tanem. Tabii ki çok çok kaliteli bir safkan çıkıp liderlik yine alabilir. Kullar yedi dolanıp geliyor hemen liderliği alıyor. E, güzel bir sonuçta e, taşlandırıyor bu aralar formda. Ama ilk tercih benim 4 nolu foto kızı. 3 nolu bir tane ve 1 nolu 3 güzel şeklinde olacak. Burada da 3 safkana yer vereceğim. 4, 3, 1 benim bu koştaki sıralamam olacak. 3. koşta sevgili dostlar. Evet 4. koşu şartlı 5 dişilere mahsus. yaşlı İngilizlerin 1600 metre çimde mücadele verecek 8 safkanımız yer alıyor. 2. altılık ayağımızın da başlangıç ayağı burada olacak. Gerçekten birbirine denk mücadele bizleri bekliyor. Yani bir iki sefer beraber koşan safkanlarımız var. Kaliteli safkanlarımızın bir arada olduğu bir koşu bizleri bekliyor. Büyük ihtimalle burada bir kullar çekme avantajında Glimmy e, çıkıp liderliği alacaktır. E, İstanbul'da yaptı kısa vade 9'da Nadas koşusunda Ahmet Çelik'le e, kazanmasını bilmişti. Yani gerçekten e, güzel bir koşu çıkarttı. E, çıktı normal bir relanti tempoda gitti. Sonra e, tempoyu beğenmeyip Ahmet Çelik gelip liderliği aldı ve de sonuna kadar direnerek koşuyu kazanmasını bilmişti bu mesafede. Sonra bir derecesiz bir grup bir koşular var. Ankara'da 2200'e çok başarılı koştu. Sonra İstanbul'da tekrar açık 2'de mücadele etti. Bir beşincilikle çıkarttı. Ben bir nolu Glim'i benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 7 nolu Lady Secret. Gökhan Kocakay'la start alacak. Yaptığı son koşusunu çok başarılı bir koşu çıkartarak kazanmasını bile Ankara'da şart 4900'ü mutlaka değerlendireceğiz. 8 nolu Forland Akın Sözen tercihine olmazsa olmazlarımızdan ve de 3 nolu Seriday diyeceğiz. Sonlara kuvvetli gelen bir safkanımız 1-7-8-3 benim buradaki sıralamam olacak ikinci altı ayağımızın başlangıç ayağında. Evet 5. koşumuz handikap 16 Yamak 2 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız at binecekler 4 bin kor Arapların 1600 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 11 safkanımız yer alacak 7 ve 8 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya şöyle bakıldığında JTOM'a yaptığı son koşusunu e, yani bomboş kiloyla start almıştı. Çıktı bir beyaz bayrak aynı yarışı. Bizlere izletmiş şimdi 63 kiloyla Merşim şimşek de buluştu. E, liderliği alabilir mi bilmiyorum 4 nolu Yılmaz Hoca burada. O da ayağına seri safkan. İkisinin Çıkıp liderlik isteyecekler mi tam olarak onu kestiremiyorum bakalım. İkisinden biri liderliği alacaktır. E, büyük ihtimalle. Ama benim burada banko adayım olacak. O da 8 nolu Bay Becerik. Azzak Demir'le ilk defa buluştu. 53 kilo. Yaşı da çok müsait. 4 yaşındaki bir e, safkanımız. Ankara pistinde e, satış üçü 1600'e bu mesafeyi kazandığı Yaptığı son koşusunda 1600'e bir dördüncülükle ayrıldı ama Güllara kazanmıştı. Nizamettin Demir'le 50 kiloyla. 53 kiloyla da Müslüm Çelik Bay Becerik start almış. Çok yakın ara bir. Dördüncülük elde etti. Ben şimdi Güller üstündeki Yakup Aras arkadaşımız, aprant arkadaşımız. Onu da başarılar diliyorum yarış hayatında. Bay Becerik bu sefer o hataya düşmeyecek. Tecrübeli aprant arkadaşımıza, Beğendim bu be, aprant arkadaşımıza Zak Demir'le start alacak olan ekülleri ben bank olarak değerlendireceğim. Hem kilo avantajı da elinde bulunuyor. Ben bu koşu galip geleceğini düşünüyorum. Benim banko adayım olacak. Evet ikili denilecek arkadaşlar için yani burada e, sürpriz safkan konumunda çıkacak olan 10 milyon asil lidere e, çok çok dikkat diyeceğim. Yaptığı son üçüncülüğü 1900'de Handikap 14'ü yine Mehmet Kayak da startlı. Yine 50 kilo ee, o zaman da gelmiş olsa gerçekten çok sürprize bir imza atacaktı. Ben ikili için 11 nolu safkanımızı arkasına bağlamak istiyorum. Ve de burada 5 ton Sarnıç Bey İsmail Yıldırım'la bu iki safkanı 8 nolu Bay Becer'in ekürlerinin arkasına 11 ile 5'i bağlayarak bir ikili deneyebiliriz. 8 nolu Bay Becerik benim bankomdur sevgili dostlar. Evet altıncı koşumuz birinci altılık ayımızın son ayağı handikap 16 4 yaşlı Arapların 2200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkanımız yer alıyor. Sevgili olsa evet koşuya şöyle baktığımız zaman gerçekten çok denk bir mücadele. Yani e, yarış Roland tempoda gidecektir. Son viraja dönülme başladığı zaman yani bütün safkanlar artık sprintini hem kilo avantajı elinde bulunduran çoğu safkanlar var. Arifçan 61 61,5 kilo ama Mehmet Akgözler çok etkili koşacaktır. Baba Dayu'dan ona keza. Ben Subaşı Elazığ pistinden tanıdığımız bir safkan. Etkili koşacak son Ankara çiminde. Mücadelesi bir altıncılık. Ercan Çankaya var üstünde. Yani ben burada hiç ayrımsız sevgili dostlar. E, burayı ben kapatmaya kadar gideceğim. Zor bir koşu. Hangi safkanı çıkartırsanız o gelecek gibi görünüyor. E, yani benim burada... Şöyle bir sıralamam olacak. Onu da sizler de değerlendirebilirsiniz. 7, 6, 5, 1, 4, 8, 2, 3 şeklinde bir sıralamam olacak. Tekrar ediyorum 7, 6, 5, 1, 4, 8, 2 ve 3 benim böyle bir sıralamam. Yani kapamaya kadar gideceğim bir koşu olacak. Gerçekten zor bir koşu. Birinci altılı ayanımızın son ayağına tekabül eden bu koşuda sevgili dostlar. Evet 7. koşumuz kısa vade 8 Mehmetçik koşusu olacak. 4 yaş Arapların 1400 metre çimde mücadele verecek. 2. üçlü ayağımızda burada start oluyor. Yeni savkanımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Evet koşuya şöyle geldiğinde Aferdita yaptığı son Ankara'da açık 2000 metre kumunda Özcan Yıldırım'la start almıştı. Goşa'yla gerçekten çok tatlı bir mücadeleye tutuşmuşlardı. Fotoda at başı olarak çıkmışlardı sevgili dostlar. Şimdi içime çıkacak. Mehmet Kaya'yla ben çok etkili yine bir koşu gelecektir. İlk tercihim 2 nolu Aferdita olacak. 4 nolu Özgürsu. Yaptığı son koşusunda Vedat start almıştı. 1400 metre bu mesafede. Maalesef ondan e, aynı daha seri safkanlar vardı. Kayabert çıktı bir liderlik aldı. Böyle bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izletmişti. Çivitli ikincilikte ayrılmıştı. Yani Özgürsu 14 safkanın arasında 14. lükte kaldı. Çünkü önü kapandı. E, yani istediği gibi koşamadı. Sonra bariyer dibine yaslandı. Son e, viraj dönüldükten sonra son 400'e kadar. Yani 6. 7. lükte geldi ama e, ee, daha güçlü savkanlar vardı. Sprint'i iyi atan savkanlar vardı. Sonra Vedat bir fazla da yormadı. ense basarak sonuncu olarak kaldı. Şimdi Vedat Abiş e, ee, tercih etmiş. İlgilileri Gökhan Kocakaya teslim etmişler Özgürsü'yü. Gökhan'ın Gökhan ilk defa start alacak. Özgürsü'den yine etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Çünkü yaptığı o iki koşusunu da Ankara'da şartlı beşi kazandı. 1400'e Adana'da kısa vade 6900'e gerçekten başarılı olan bir sapkanımız. Kesinlikle imal etmeyeceğiz. Sonradan 5 nolu Tarsus Şelalesi harika çalışmaları bu koşuya geliyor. Yaptığı son ikinciliği gayet başarılıydı Ankara'da. Şartlı 5'te 1900'e Ezer kazandı. kazandığı koşunun hemen arkasında bir boyla Emrah Sincan'la ikincilik elde etti. Sonra Altınolu Bornovalı. Bornavalı biliyorsunuz İzmir, İstanbul, Sonkosu, Bursa'daydı bir beşincilik de ayrıldı. Ankara'ya geliyor şimdi. Kesinlikle Bekir Merkut'la es geçmeyeceğiz. Ve de buranın sürprizini 3 nolu Ateş Muhafızı Aklın Sözen'le etkili koşmasını bekliyorum. 1 nolu adı da es geçmeyeceğim. Ve de tabi işte 2, 4, 5, 6, 3, 1 benim bu koştaki sıralamam olacak. Evet İlyada'ya gelince İlyada'yı ben biraz geri planda bıraktım işman çizikle. Tamam etkili koşular var mı? Var. Yani kazanabilir mi? Kazanabilecek kalibreye bir sahip ama ben e, biraz daha grubun e, yani biraz daha uygun gruplarda start alırsa daha iyi olur Tamam burada Tarsus Şelalesi'nde dört kere koşup ikisini kazandı. Haferta ile bir kere koştu onu geçme başarısı gösterdi ama Bornavalı'yı aynı şekilde ikide bir yaptılar. Özgür Suyla bir kere koştu geçildi. Ateş muhafızına iki kere start aldı ikisinde geçirdi adı varlık tabağı start alacak Ben pek gücünün yeteceğini düşünmüyorum Tabii ki bu kadar safkan yazmadık bir tek yeri dışarıda bıraktık değerlendiren arkadaşlar değerlendirebilir ama ben şablonda yer vermedim 2 4 5 6 3 1 benim bu koştaki sıralamam olacak 8. Evet, koşumuz şartlı 4 3 ve Kore İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek. 9 safkanımız yer alacak. Evet koşuya bakıldığında Belestan. yani çıkıp bir liderlik alabilir mi? Yaptığı son koşusuna bayıldım. Harika bir koşu sergide şartlı 5500'de koşuyu kazanmasını bilmişti. CR ayana seri safkan 123 günlük bir aradan sonra muntazam bir çalışmalar bu koşuya hazırlanmış. Gürsayan bir kulvar çekme avantajına liderliği ben isteyeceğim diyebilir, alabilir. Yeni nolu Feyman abi, ve abi işte onun da çalışmaları gayet muntazam. Altın oğlu special Ahmet Çelik'le sonları kuvvetli gelen bir safkanın mesafı kısa ama nasıl bir koşu gelecek onu hep birlikte izleyip göreceğiz. Ben bir nolu Beresan benim ilk tercihim. İkinci atım 3 nolu Gürsoyan diyeceğim. Ve de altın oğlu Very Special Ahmet Çelik'te bu 3 safkanı ayrımsız yazılması gerektiğini düşünüyorum. 1, 3, 6 benim bu koştaki tercih edeceğim safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet 9. koşumuz satış 3. 3 ve yukarı 1400 metre çimde mücadele verecekler. 10 safkanımız burada kayıtlı. Yine kapanış koşumuz çok zevkli bir mücadele ev sahipliği yapacak Ankara. Yani bakıldığı zaman Gravşado olsun sevgili dostlar. Yani burada Aypars, Vurjan, Semi Bey, Win Plus, Küçük Zamanı yani çok etkili koşular çıkartan safkanlarımızın bir arada olduğu bir koşu. Ama ben burada iki safkana yer vereceğim. Onlar kimler? Üç nolu Yaman Bey. Bu grupla ilk defa start alacak. Bunu da söylemeden geçmeyelim sevgili dostlar. etkili bir koşu gelecektir Yaman Bey'den. Benim ilk tercihim. Tabii ki 4 nolu safkanımız da ilk defa start alacak burada gruplarda. Grupta ama Vela tabii işte 3 nolu Yaman Bey benim ilk tercihim. Buna da en ciddi rakip 1 nolu Wim Plus olacak. Ahmet Çelikle 3 ve 1 benim bu koştaki tercih edeceğim. Bu iki safkan olacak sevgili dostlar. Evet Ankara programı için 9 koşuyla sizlere yorumladım. Gerçekten yani zor koşular bizleri bekliyor. Bir tane banko adayımız var hem e, birinci altılı ayımızın beşinci ayına tekabül etti. İkinci altılı ayımızın ikinci ayına tekabül etti. Bir tane bankoyla anca geçiştirmek durumunda kaldık. Gerçekten zor koşullar e, bizleri bekliyor. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığınız safkanlar gayen olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.